bu millete çok layıktır. Oy veriyor, veriyorlar, düdüklüyor işte öyle. Hemşerim açıkça söyleyeyim, ona oy veren aptaldır, aptal. Ne düşüneceğiz ki? Ne düşünebiliriz? Bittik, bittik. Yazık bu halka. Daha ne kadar sabır sabır, nereye kadar? Yazıklar olsun. 22 yıldır bekliyoruz beyefendi. 22 yıldır enkazın kaldırılmasını bekliyoruz. Düzelteceğiz diyorlar 2020. Ya geç onları, hikaye hepsi. Öyle mi? Aynen öyle. Hepsi hikaye. Biz ne zaman yumruğu vurursak her şey bize döner. Ama yumruğu vuracak cesaretli adam sayısı çok az. Dolayısıyla biz koyun gibi böyle. Onlar da biliyorlar düzeltmeyeceklerini. İnsanları kandırıyorlar. Ben şahsen kendimde oy vermişim. Pişman mısın? Pişman. Zam mı geldi? Verdiler, aldılar geriye. Yani yapacak bir şey yok. Böyle insanlar sürünmeye mahkum işte. Nasıl, emekliye gelen zamlardan memnun musun? Beni zıplattı. Bizi zıplattı bu hükümet. Bunlar Türkiye'de yaşamıyor. Türkiye düzelmez bu şartlar altında, bu şartlar altında. Bu hükümet olduğu müddetçe düzelmez. İsterse beni içeriye atsınlar. Bunu buradan söylüyorum. İsterse içeriye atsınlar. 100 senede yatmaya razıyım. Tamam mı? Canımı ortaya koyarım. Ağzıma gelen bütün hakaretleri de ederim. Allah bin türlü belasını versin. Torunundan, çoluk çocuğundan çıkarsın. Canı yansın. Can yakman ne demek onu anlasınlar. Hani durup dururken kimse zam yapayım demez. Eğer zama ihtiyaç büyümüş, şimdi gelmiş, normaldir. Aslında ekonomi bakanı değil o. Nasıl diyorlar? Şeydeki, İngiltere'deki, işte Avrupa'daki tefecilerin şeyi, temsilcisi gibi çalışıyor aslında ekonomi bakanı. Bu millete çok layıktır. Tutup Tayyip'e oy veriyor, veriyorlar, düdüklüyor işte öyle. Aynen doğru. Yerel seçimde vermedi vatandaş, emekli de vermedik diyor. Bu nerede kazandı? Tamam, vermen nerede kazandı bu adam? Hemşerim açıkça söyleyeyim, ona oy veren aptaldır, aptal. Gerçekten. Düzelteceğiz diyorlar 2020. Ne düzeltecek? 20 sene düzeltmedi, şimdi mi düzeltecek? 20 seneden beri düzeltmedim, bugün düzeltecek ha? Yalan dolan çok. Ben de yalan söylüyorum, diyorum düzeltir mi, yalan söylüyorum. Yalan söylemek kolay. Abi merhaba, doğalgaza gelen zammı soruyoruz, %38. Vallahi istediği kadar gelsin. Hiç fark etmiyor. Beni etkilemiyor mu? Yok, ne etkileyecek? Öyle de ödeyeceğim, böyle de ödeyeceğim. Fark eden bir şey var mı? Yok. Hani tepki verdiğin zaman yerine gelecek mi? Yok. Diyelim ki %50 gelmişse bir dakika yine %100 gelecek. Hani milletin dediğini buradan girer, buradan çıkar. Hani ben ne kadar tepki verirsem vereyim. Yukarısı duymadıktan sonra. Doğalgazı nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl değerlendirmemi istiyorsun? Vallahi emekliye göre her şey zor. Hayat şartları çok zor oldu artık yani. Emekliye %25 zam yapıldı. O zam bir şey değil ki. Sen arkasından doğalgazı %30. Her şeye zam geldi. Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim? Düzelteceğiz diyorlar 2020. Ya geç onları, hikaye hepsi. Öyle mi? Aynen öyle. Hepsi hikaye. Bunlar Türkiye'de yaşamıyor. Evet, bu ben emekliyim. Emekliler perişan vaziyette, çalışmayan insanlar perişan, askeri ücret perişan vaziyette. Ama tıkırı yerinde olanlar da zaten zam da yapar, her şeye de şey yapar. Emekliye %25 zam geldi ama doğalgaza %38 geldi. Nasıl ödeyecek insanlar? İnsanları hep kötü yola teşvik etmek yani. Hiçbir şey düzeltmezler. Hiçbir şey düzelmez hiçbir şey. Türkiye düzelmez bu şartlar altında, bu şartlar altında. Bu hükümet olduğu müddetçe düzelmez. Seçim istiyor muyuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Ne düşüneceğiz ki? Ne düşünebiliriz? Bittik, bittik. Yazık bu halka. Daha ne kadar sabır sabır, nereye kadar? Yazıklar olsun. Emekliyim, 10 bin lira maaş alıyorum. Nereden vereceğim? 12 bin 500 lira benim maaşımsa ben 20 bin lira kira veriyorum. Nasıl vereceğim? 38, %38. Şimdi o verdiği zam, zam mı olmuş oluyor? Yazıklar olsun. 22 yıldır bekliyoruz beyefendi. 22 yıldır enkazın kaldırılmasını bekliyoruz. Yanlış fikir veriyor Cumhurbaşkanı. Mesela yandaki yandaşları kim olur? Bilmiyorum ki ne diyeyim, artık ne diyelim. Emekliye %25 zam geldi, arkasından doğalgaza %38. Evet yani. Evet, hiç iyi yapmayırlar. Yapanlar kendileri bilsin, ayıp yani, ayıp için olur. Yok, böyle gittiyse de devam edecek. Düzelmek sorunu yok yani. Güvenmiyor artık, gitti burası bitti. Hayırlısı ne diyelim artık. Vallahi az bile, az hak ediyoruz. Yani %380 gelse daha iyi. Rüzgar iken fırtına biçer. Biz rüzgar ektik, fırtınayı biçiyoruz. Sandığa gidiyoruz koyun gibi, veriyoruz oyları. Ondan sonra da böyle ağlıyoruz. Hiç kimsenin oy vermeyeceğiz diyorlar. O diyenler zaten gidip oy verdikleri için bu işler böyle oluyor. Bunu diyenler gidip kuzu kuzu koyun gibi oy verdikleri için bu böyle oluyor. Yani isteyince, birileri isterse her şey olur. Örnek vereyim, Maltepe'de Süreyya Paşa Vakfı diye bir vakıf varmış. Adını duyuyorduk. Birileri bunu senelerdir yiyormuş. Yeni gelen belediye başkanı Esin Köymen hanımefendi gitmiş.
mahkeme kararıyla el koymuş. Vakfın araştırdım ben. Gelirlerinin eğitimde ve sağlıkta kullanılması gerekiyormuş. Aşağı Süreyya Paşa sahilde bir sürü Migros'un, işte McDonald's'ın şuyun buyun olduğu yerler. Senelerdir birileri orayı yiyormuş. Şimdi geldi birisi, gitti yumruğu vurdu, döndü vatandaşa. Aynı şey diğer tarafta da böyle. Biz ne zaman yumruğu vurursak her şey bize döner. Ama yumruğu vuracak cesaretli adam sayısı çok az. Dolayısıyla biz koyun gibi böyle güdülmeye güleceğim de nasıl güleyim düşünemiyorum. Yani ağlanacak halimize güleceğim de gülemiyorum. Bu kaçıncı vakitler, kaçıncı süreler, kaçıncı şeyler? Hak ediyoruz, yaşıyoruz. Hak ediyoruz, yaşıyoruz. Ha, bunu insanlar önce kendilerine soracaklar. Ya ama Hasan böyle düzeni kurulmuş. Şimdi dünyanın hiçbir ülkesinde devlet üzerinden bu kadar çok insana, aileye para verildiği görülmüş bir şey değil. Ha, Almanya'da, Avrupa Birliği'nde çalışmayan, olmayanlara devlet bir para ödüyor. Ama diyor ki sana şurada iş var, gidip çalışırsan devam, çalışmazsan kesiyor ödeneğini. Zaten diyor sana 500 lira, 600 lira harçlık, şurada şu evde yapacaksın, yatmazsan kapı dışarı ediyor. Biz de yok evde bakım parası, her evde bir yaşlı var, evde bakım parası diye, tamam mı? Şey, yaşlıya yaşlık ücreti, bakmıyorlar da yaşlılara, paraları alıyorlar. Herkese, her eve bir şekilde bir parayı, devletin parasını, bizim paramızı veriyor. Açıkça siyasi rüşvettir. Abi yazın daha zamdan önce bana 512 lira geldi. Bir sene sözde bizde almadılar. Ondan önce 80-90 lira geliyordu. İkinci sene zam bedava bitti. 4 katı gelmiş oldu. Şimdi %38, 512 üstüne eğer bu ayda 512 gelse yaklaşık 700 liraya yakın para gelecek. Yazın. O zaman kışın ne olacak? 2,5-3 bin lira. Ne abi böyle? Emekli maaşına gelen zam belli. Doğalgaza gelen zam belli. Valla ben şu anda çalışıyorum. Emekli olmadım. Emekli olsam da olmak istemem. Çünkü benim şu anda oturduğum ev kaba olmasın. Kavga dövüşte 12'ye zor indirdim. Emekli maaşı olsam 12 bin lira alacağım. Gerisi. Bak şeyden 100 evlerden buraya yürüyorum ki dolmuş parası vermemek için. Mesela bir senede 2 kere dolmuş zamı gördük. Biz daha zam alamadık. 2013 şeye kadar iyiydi. 2013-18'i de idare ediyorduk. 2018'den sonra düzeltme değil, onlar da biliyorlar düzeltmeyeceklerini. İnsanları kandırıyorlar. Ben şahsen kendimde oy vermişim. Pişman mısın? Pişman. Ne zaman verdik en son oy? En son ne zaman verdim? Bir öncekinde verdim. Genel seçimde verdim. Yok, yani bu 2018'de verdim. Evet. Burada da yerel seçim. Hayır, ikisinde de vermedim. Vermedim. Yani söylemiyorum başı. Devlete çalışıyoruz zaten. Başka kendimize hiçbir şey alamıyoruz. Emekliyim. Ne yarar ki? Yani zam mı geldi? Verdiler aldılar geriye. Yani yapacak bir şey yok. Böyle insanlar sürünmeye mahkum işte. Ben devlet memuruyum. İdim. Emekli oldum. Memur emekli. Nasıl? Emekliye gelen zamlardan memnun musun? Beni zıplattı. Bizi zıplattı bu hükümet. İşin gerçeği yani. Herkese 877 çalışana verdi, bize vermedi. Doğru ya doğru. Şaşırmıyoruz yani, artık alıştık böyle. Alıştık mı? Alıştık. Yavaş yavaş alıştık. Yani gelmeyince zaten şaşırıyoruz. Hayırdır acaba bir sıkıntı mı var, neden yapmadılar diye alıştık artık. Şu gelen neydi adı, Şimşek miydi? Yani bir şey diyeceğim ama şimdi beni içeriye falan atarlar diye çekinerek konuşuyorum. Hiçbir şey düzelmeyecek. Gittikçe batıyoruz, dibe batıyoruz. Gittikçe yani. Bir de üstüne bu kadar şey yetmezmiş gibi insanların zaten psikolojisi bozuk. Maddi sıkıntı yeterince çekiyor, kısıyoruz biraz oradan biraz buradan. Bir de üstüne bu hayvan yasasını getirdiler. Şunu bilmiyorlar herhalde. Gerçekten hayvan sever insan için. Benim de evde 2 tane kedim var. Dışarıda da bir sürü bakıyorum. Paramın yarısını onlara harcıyorum. Helal olsun. Bilmiyorlar ki bunlar bizim çocuğumuzdan farkı yok. Ben 3 gündür ağlıyorum. Benim psikolojimi bozmaya ne hakları var bunların? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Oyumu kullanıyorsam. Yani onlar böyle bir şey yapamazlar. O hakkı nereden buluyorlar? Allah'ın verdiği canı nasıl alıyorlar? Hadi dedim ki ekonomi öyle böyle biraz öyle bir şekilde biz idare ediyoruz. Ona da biliyoruz idare ediyoruz. Kafalarına göre takılıyorlar. Ama bu kadar bir cana da kıyılmaz ya. Bu kadar cana kıyılmaz. Görüyoruz ya. Sosyal neleri görüyoruz. İsterse beni içeriye atsınlar. Bunu buradan söylüyorum. İsterse içeriye atsınlar. 100 sene de yatmaya razıyım. Benim yanımda bir köpek alsınlar. Tamam mı? Canımı ortaya koyarım. Ağzıma gelen bütün hakaretleri de ederim. O yasaya evet diyen,
Okanlı'ya evet diyenin Allah bin türlü belasını versin. Torunundan, çoluk çocuğundan çıkarsın. Canı yansın, can yakma ne demek onu anlasın. O hayvanları böyle normal uyutmuyorsunuz o hayvanları. Yapıyorsunuz o ineği ama ciğerlerini, böbreklerini, organı parça, patlaya patlaya can veriyorlar. Onlara nasıl vebalini vereceksiniz? Bekleyin. Bu dünyaya çok büyük bir bela gelecek. Bir Suriyeli çocuk denizde şey oldu diye pandemi oldu. Bir sürü bela geldi insanların başına. Usanmadılar. Bir de bu kadar canın vebaline girdiler. O canların da Suriyeli çocuktan farkı yoktu o denizde bu olanın. Tamam. Buradan tekrar söyleyeyim. İsterse içeriye atın beni. Hanginiz imza vermişsenizse Allah bin türlü belanızı versin. Size başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Valla gelmesi gerekiyorsa gelir. Hani durup dururken kimse zam yapayım demez. Eğer zama ihtiyaç büyümüş. %38 aşağı yukarı bir seneden beri de zam geldiği yoktur. Şimdi gelmiş normaldir. Yani devlet cebinden karşılıyordu. Elektriği de öyle karşılıyordu. Bunu biz biliyoruz. Emekliye gelen zammı nasıl karşılıyor? Emekli 3600 günden bilmem ne. Şu anda 50 bin lira emekli maaşı alan var. 60 bin lira alan var. O 3600 günden emekli olmuş. Şeyle emekli olmuş. Ben 9025 gün ödeme yapmışım Bağkur'dan. Alıyorum 15 bin lira, 14 bin 600 lira. O da 3600 lira. Herkes o dediği kadar alacak. Yani hem az ödeyeceksin hem çok para alacaksın. Öyle bir şey yok. Yani dünyanın hiçbir yerisinde yok. Öyle 45 yaşına da kimse bu zamana kadar emekli olmadı. Soygun başka bir şey değil bu. Öyle mi abi? Evet. Ya milleti kandırdılar işte seçim bahanesiyle bir süre şey yaptılar. Ondan sonra da işleri bitince milletin tepesine bindiler. Ya maalesef şey işte Türkiye kötü yönetiliyor. İktidar halkın şeyini falan dinlemiyor. Bir avuç zenginin şeyinde yandaş diyorlar ya işte yandaşlara çalışıyor. Başka bir şey yok yani. O aslında ekonomi bakanı değil o. Nasıl diyorlar? Şeydeki İngiltere'deki işte Avrupa'daki tefecilerin şeyi temsilcisi gibi çalışıyor aslında ekonomi bakanı. Düzeltme şansı yok. Onların düzeltme şansı yok. Ancak iktidar değişirse halkçı bir iktidar gelirse değişir. Erken seçim istiyor muyuz? Erken seçim istiyoruz da milletin demesi lazım. Yoksa sadece siyasetçilerin dillendirmesiyle olmuyor. Bir vatandaş olarak siz istiyorsunuz. Tabii. Yani bu iktidarın, halkın bu iktidardan bir an önce kurtulması lazım. Ne işime yarar? Emekliyim. Zam geldi emekliye. Gelsen olacak. 2,5 lira zam gelmiş. Benim emekli zoruma giden şu. 1974'ten beri çalışıyorum. Yaşım 58. Anam benden sonra emekli oluyor, benden fazla maaş alıyor. Benim zoruma giden bu. Yani emekli maaşında bir adaletsizlik mi var? Hem de ne biçim. Başkanımıza kızdığım şey bu. Yani anam benden sonra emekli oluyor, benden sonra aldığı maaş 17, 15, ben alıyorum 12,5. 12,5 almıyorum bile. Alamıyorum bile. 11 milyar 800 lira. Bu şimdi adalet mi? Hani yıllardan beri çalışıyorum. Ya çalışıyorum. Buradan alıyorum, buradan alıyorum ama boş ya. Ben ne kadar tepkimi versem de yukarısı duymadıklar. Sandıkta tepki verdi galiba. Yerel seçimde bayağı bir düşük oy aldı hükümet. Hem de onu emeklilerin %99 oy vermedi. Vermedi. O zaten oradan kaybetti. Çoğunun %99'un oyunu oradan kaybetti başkan. Ben yıllardır ona veririm. Ha yine verdim. Yerel seçimde? Yine ona verdim. Hepsinde de verdim. Çünkü başka yok ki. Başka yok. Hani ondan başka hani öbürü de gelse aynısını yapacak. Bu yandaki de gelse aynısı yapacak. Yerel seçimde Kılıçdaroğlu şöyle bir şey demişti. Eğer kazanırsa 15 bin lira vereceğim bayram ikramiyesi. Abi o asma kaba Ocak ayında yetişiyor. Ben inanmam öyle şeye. İnanmıyorum. Eğer öyle bir vaat etmiş olsaydı, kazanmış olsaydı şimdiye kadar bir icraat yapardı. Buraya kadar gelirdi. Ha diyeceksin AK Parti'li misin? Değilim. Değilim. Ama eğer adam bir icraat yapmış olsaydı oraya geçerdi, başa geçerdi. Pazar günü seçim olsa Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu karşı karşıya geldi ilk defa. Kime oy verir? Kimseye vermem. Boş atarım. Sen de vermez misin? Vermem. İkisine de vermem. Boş atarım, yine vermem. Biz vatandaş nasıl karşılıyor? Zam mı geldi yine? 138 zam geldi. Ha haberim yok. Alıştık artık zamlara yani. Ne yapalım? Etkileniyor mu vatandaş artık? Ya etkiliyor mutlaka da yalnız. Ne bileyim yani bu millette biraz şey sanki yani. Kabullenmiş gibi her şey artık. Evet. Maalesef. Bilemiyorum sonu nereye varacak ben de bilmiyorum yani işin gerçeği. Emekli olmadığım için bilmiyorum daha. Arkasından doğalgazı %38 geldi. Yani hep böyle oluyor zaten. Genelde bir zam şey iyileştirme geldiğinde direkt zam geliyor peşinde yani. Hep böyle oluyor genelde yani. Yani sağ cepten veriyor sol cebe tekrar geri aktarıyor. Galiba böyle oluyor. Ama sonu nereye varacak bilmiyorum işin gerçeği yani bilmiyorum. Hep ilgili 23, 24, 25, 26 böyle gidiyor. Dur bakalım ne olacak sonu. Pek zannetmiyorum yani işin gerçeğini, düzeleceğini. Sonunda yani şey yani temeli bozuk yani, temel bozuk. Temelden bozuk. İşin gerçeği öyle gözüküyor. Ya inşallah düzelir yani, düzelir de ben pek düzelebileceğini de zannetmiyorum. Yani kendi şahsım için, maalesef. Ben teşekkür ederim, inşallah düzelir, ne diyelim yani.